Adnen cennetleri, oraya girerler, orada altında ırmaklar akar, içinde onların her dilediği şey vardır. Bak çok manidardır bu ayet. Her diledikleri şey. İnşallah. Ne istiyorlarsa. İnşallah. İnşallah. Nahl suresi 31. Berker anlat bir şeyler, dinleyelim sen. Estağfurullah hocam. Cennetle ilgili ayet oku, evet. İnşallah. Büyük bir zenginlik ve ihtişam olduğuna dair cennette inşallah. İnsan suresi 20. ayet, şeytanın Allah'a sınırım. Her nereye baksan bir nimet ve büyük bir mülk görürsün. Ağır işlenmiş atlastan yataklar üzerine yaslanırlar. İki cennetinde meyve devşirmesi yakındır diyor Rahman suresinde hocam inşallah. Muhammed suresi 15. ayette içinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ve orada onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır diyor inşallah. İnşallah. Pınarlar ve gölgelikler olduğunu söylüyor inşallah hocam. Akmakta olan iki pınar vardır diyor Rahman suresi 50. ayet. Şüphesiz muttaki olanlar gölgeliklerde ve pınar başlarındadır. Bir pınar ki orada selsebil olarak adlandırılır diyor inşallah. Ne sıcak ne soğuk tam kararında gölgeliğe sokacağız diyor Müslüman. Şimdi sıcağı soğuğu bilmeyen adam serinliğin, ılıman bir iklimin lezzetini bilir mi? Bilmez. Bilmez. Sıcaktan rahatsız olacak, soğuktan rahatsız olacak. Kıyamete kadar ılıman bir iklimin, ılıman bir ortamın tadını her gün almış olacak. Yoksa ona alelade gelir öbür türlü. Yani doğrudan hiç bunları görmeden giderse alelade gelir. Koltuk hiçbir şey ifade etmez. Sırtını dayanmak, yatak bir şey ifade etmez. Çadır bir şey ifade etmez. İlla ki burada bu kursu görecek. İnşallah. Bu eğitimi alacak. İnşallah. Sen dinliyoruz Berker hocam. Estağfurullah hocam. Orada tahtlar üzerinde yaslanıp dayanmışlardır. Orada ne yakıcı bir güneş ne de dondurucu bir soğuk görürler. Özenle işlenmiş mücevher tahtlar üzerindedirler. Evrimden yaratılmamış değil mi? Allah yaratmış. Tabii inşallah. Hı. Tahtlar evrimden yaratılmıyor. Bazı cahil hocalar var ya, ahiretteki yaratılışı da evrimden açıklamaya kalkıyorlar. Tahtlar mobilyacıda yapılmıyor. Allah yaratıyor. Evet. Yeşil yastıkları ve çarpıcı güzellikteki döşeklere yaslanırlar. Onu da yorgancı yapmaz. Yorgancının yaptığını da Allah yapar. Yorgancı kendi yaptığı zanneder. Atölyede adam kendi yaptığını zanneder. Her mobilyayı Allah yaratır. Her elbiseyi Allah yaratır. Bak size giyimlikler var ettik diyor Allah. Çünkü gerçek elbise dışarıda renksiz ve saydamdır. Zaten elbise vasfı yok onun. Gerçek şekli öyledir. Beynimizde yarattığı elbise asıl elbise olmuş oluyor. Dışarıdaki aslıyla asla ve kesinlikle Allah'ın dışında hiç kimse bağlantı kuramaz. Bir tek Allah aslıyla bağlantı kurar maddenin. Biz görüyoruz. Yansımasını görüyoruz. Allah'ın yarattığı yansımasını görüyoruz. İnşallah. Evet, söyle belki. Ve sabretmeleri dolayısıyla cennetle ve ipekle ödüllendirilmişlerdir. Hafif ipek ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle bezenmişlerdir. Orada altından bileziklerle ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseler ipektendir. İnşallah. Mühürlü, onlara mühürlü, katıksız bir şaraptan içirilir ki onun sonu misktir. Şu halde yarışmak isteyenler bunun için yarışsınlar. Kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehler ki bundan ne başlarını bir ağrı tutar ne de kendilerinden geçip akılları çelinir. Arzulayıp seçecekleri meyveler canlarının çektiği kuş eti. Bak demek ki baş ağrısını bileceğiz ki baş ağrısı olmamasının zevkini tatmamız için baş ağrısını bilmemiz lazım. İnşallah. Değil mi mesela? İnşallah. Öyle bir içki ki hem içkinin pozitif yönü var ama negatif yönü oluşmuyor. İnşallah. İçki içiyor mesela, lezzet alıyor, hoşuna gidiyor ama azap vermiyor, vücudunu bozmuyor, sağlığını bozmuyor. Evet. İnşallah. İnşallah. Yüklü dalları bükülmüş kiraz ağaçları, üst üste dizili meyveleri sarkmış muz ağaçları. Gölgeleri onlara pek yakın ve devşirilmeleri kolaylaştırıldıkça kolaylaştırılmış. Çevrelerinde gümüşten billur kaplar, kupalar dolaştırılır. Dünyaya benziyor yani cennet. Andırıyor yani. İnsanlar öyle hani çok da şaşırmıyorlar çünkü diyorlar. Biz benzerini dünyada görmüştük diyorlar. Ama benzer, aynısı demiyor. Benzerini görmüştük diyorlar. Fakat renk kalitesi,
görüntü kalitesi tabii çok çok farklı. Çünkü Allah onu diyor, hiçbir göz görmedi, hiçbir nefis tatmadı diyor. Yani bizim bildiğimiz, anladığımız tarzı olmayacak inşallah. İnşallah. İnşallah.